Bunu olduğu zaman hastada. Demin dediniz ki işte mide boşken asit vardır içinde, o kaçar ve yakar. O zaman mide doluyken kaçmaz mı? Gene kaçar, gene kaçar. Ona da o zaman klinik değişir. Eğer buradaki anatomik bozukluğu fazla bir kişi ise, yarı katı muhtevayı da kaçıracak kadar burası bozulmuşsa, o zaman da ona volüm reflüsü diyoruz. Daha çok acı su yanma şeklinde olmuyor da yediklerinin ağzına geldiği şeklinde şikayetleri oluyor. İkimiz de diyor ki ya geviş getiriyorum, geliyor gidiyor diyor. İşte o da reflüs yani. O da reflüs. Geviş getirme yoktur insanda. Yoktur. Aynen yoktur. Zaten işte dediğim gibi, önceden de konuştuğumuz gibi tamamen mekanik bir hastalık. Oradaki o önceden söylediğim 3 tane ana mekanik faktörün bir ya da birkaçının bozulması ve bizim istemimiz dışında mide içeriğinin yukarı kaçmasıyla ilgili bir şey. Zaten bu nedenledir ki reflünün en net, en kesin, en kalıcı tedavisi cerrahidir. Ama herkese cerrahi mi uygulayalım? Tabii ki hayır. Yani hemen şundan bahsedeyim. Hani çok da konuşulur oldu ya bu reflü hastalığı. Çok popüler hastalık falan. Bir kere o popüler lafına ben çok katılmıyorum. Geçen gün bir yerde gene söyledim ya. Popüler lafı çünkü olumlu bir anlam yükleyen bir sözcük. Popüler demeyeyim de çok sık diyelim. Evet. Anormal derecede kolay sık. Kolay artık teşhis edilebildiği için sık yakalanıyor. Belki kolay, eskiden de vardı. Aynen öyle. Evet. Bir eskiden ülser sanılan, astım sanılan, sadece genizle ilgili problemi olduğu sanılan birçok insanın aslında ana probleminin reflü olduğunu öğrendik. Artı sıklığını şöyle söyleyebilirim. Aşağı yukarı hep Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek veriyorum ama %40'ı Amerikan toplumunun reflüsü olan bir kitle. Aşağı yukarı %7'si de haftada bir kere ya da iki kere reflü atağı geçirmekte bu insanların. Şöyle bir başka rakam verebilirim. Her 5 kişiden biri, gene birinci dünya ülkeleri için söyleyebiliyorum bunu, yaşamlarının bir aşamasında reflüyle ilgili sıkıntılardan doktora başvuruyorlar. Yani bu sıklığı bir kere çok konuşulur hale gelmesi en önemli etken. İkinci önemli etken artık reflü ile bu yutma bursa alt uç kanseri arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi. Arada Barrett dediğimiz, Barrett bir adamın adı, bundan 40 yıl kadar evvel Barrett denen araştırmacı yutma bursa alt mide fıtığı olan, ciddi reflüsü olan insanların yutma bursa alt ucunda hücresel düzeyde özel bir değişiklik olduğunu fark etmiş Barrett dediğimiz adam. Daha sonraki yıllarda da anlaşılmış ki bu Barrett denen değişiklik varsa o kişi yutma bursa alt uç kanseri gelişimi açısından 100 misli daha fazla riske giriyor. Burada bahsedilen kanser de ne bileyim bir tiroid kanseri gibi çok kolay halli mümkün bir kanser değil. Olunabilecek en kötü kanserlerden biri. 5 yıllık sağ kalım oranının %15'lerden aşağı olduğu. Dolayısıyla netice itibariyle kronik tahriş nedeniyle olan bir kanserden bahsettiğimiz için bu aslında önlenebilir bir kanser. Dolayısıyla bu konunun da artık bilinmesi, çok sık olması, bir de tedavisindeki özellikle son 15 senedir devrim niteliğinde değişiklik oldu. Yani sizin ortopedi disiplininde de çok iyi biliyorsun, bu teknolojiyle son 20 senede bir sürü konuda çığır açıldı. Tabii. Bizdeki genel cerrahideki en önemli devrim laparoskopinin devreye girmesi. Yani yıllardır kadın doğumcuların tek elinde olan 80 senedir hatta bir teknolojiyken 1987 yılında Fransa'da bir kısmen aklı çabuk bir kadın doğumcu bir kadın doğum ameliyatı esnasında safra kesisinde çıkararaktan bu teknoloji bize hediye etmiş oldu. Ve aşağı yukarı son 20 senedir bizim en devrim niteliğindeki değişikliğimiz bu nedir laparoskopi? Karın içinde karnı şişirmek kaydıyla karının bir noktasından bir kamera sokarak içeriye ve içeriği monitörden izleyerek karın içinde ameliyatlar yapmamızı olanak sağlayan bir teknoloji. Aynı sizin işte bir takım eklem arası müdahaleler yapabilmeniz gibi endoskopik olarak. Bu neyi engelliyor? Bir kere kesi olmadığı için hasta ertesi gün eve gidebiliyor. Ve estetik sonuç mükemmel oluyor kesi olmadığı için. Kesiye bağlı ileriye dönük bütün komplikasyonlar engellenmiş oluyor ve iş gücü kaybı da minimale iniyor. Hasta bir gün sonra eve gidiyor, 6 gün sonra da işinin başına dönebiliyor. Ve aşağı yukarı 40-50 yıldır bildiğimiz reflü ameliyatı Doktor Nissen tarafından buna 50 yıl kadar evvel yapılmış bir ameliyat. Dolayısıyla bu ameliyatın 50 yıllık sonuçlarını biliyoruz aslında. Fakat 14 senedir aynı ameliyatı laparoskopik olarak yapıyoruz ve bu nedenledir ki mesela 1980'li yıllarda Amerika'da gene yılda 3000 antireflü ameliyat yapılmaktayken şimdi zamanımızda bu rakam yılda 60 bine çıktı. Bu reflü ameliyat sayısını İstanbul nüfusuna oranladığımız zaman yılda 2000-3000 civarı İstanbul'da da bu ameliyat yapılması gerekir ama çok çok daha az rakamlarda İstanbul tabii başından. Ama işte bu nedenlerden yani reflü hastalığının çok sık oluşu, reflü kanser ilişkisinin daha iyi bilinmesi, bu laparoskopi teknolojisinin çok ciddi şekilde devreye girmesi ve biraz da tanı yöntemlerindeki ilerleme nedeniyle çok duyar olduk. Çünkü en sık sindirim sistemi hastaları.